Merhaba arkadaşlar. 19 Mayıs Üniversitesi 2012 YÖS sınavının çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. Matematik birinci sorumuz. Kolay bir soru. Şimdi biz bunu yaparsak ne yapacağız biz burada? 3 artı 2 çarpı parantezi açıyoruz değil mi burada? Eksi 5 artı 2'den burası olacak eksi 3. Eksi içeride atırsak artı 7 eksi 3 eksi 4 eşittir. Şimdi bunu da yapsak biz 3 artı burası. 3 artı 2 çarpı ne yapar burası gerisi? Ee, 2 çarpı eksi 3 artı 7'den 4, 4 eksi 3'den burası 1 olur. Eksi 4 eşittir. 3 artı 2'den burası 5 eksi 4'ten 1 olur. Demek ki birinci sorumuzun cevabı neymiş? 5 şıkkı. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuza bakın. Biz ne yaparız? A eşittir. Biz biliyoruz ki buradan x çarpı y artı 4 oluyor burası. Peki b nasıl oluyor? b de eşittir. Yine aynı şekilde y çarpı x artı 5 değil mi? y çarpı x artı 5. Şimdi bana diyor ki a artı b hangisine kalansız bölünür? O zaman yazıyorum. a artı b kalansız bölünmesini soruyor. Şimdi arkadaşlar bunun kolay bir yolu var. Onu yapabilirsiniz siz. Ee, ben uzatmadan böyle yapacağım. Şimdi burada x çarpı y'ni siz bunu görmemezlikten gələ Yani Yəni bunu hər an silə bunu istədiyiniz zaman. A-nı siz 4, B-ni isə 5 olaraq kabul edə Fark etməz, X, Y, ye nə sonu doğru bulabilirsiniz bu şəkildə. Ben 0 verdim, A-nı 4, B-ni 5 buldum. Şimdi gəlib burada A artı b yerinə 4 artı 5'ten dən buraya 9 yazabiliriz. Tamam, A artı B 9-sa, diyor ki, hangisində kalansız bölünür burada? Şimdi A'ya ben 4 dedim ya. 2 kere 4 8 eksi 1'den burası 7 olur. Şimdi B'ye ben 5 demiştim. 5 yazayım buraya. A burada 5 ise 2 5 artı 11 oluyor burası. Burası 4 olur. Bu kısım ise 9 olur. Şimdi A artı B 9. E şıkkı da 9. Demek ki bu buna kalansız tam olarak bölünebiliyor. Bu şekilde doğru cevabımız 2 de E şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda ne diyor bize? A sayısının 7 ile bölümünden kalan 3 ise aşağıdakiler hangisi 7 ile tam bölünür? Demek arkadaşlar bakın A sayısının 7 ile bölümünden kalan 3 ise A aşağıda hangisi aşağıdakiler hangisi 7 ile tam bölünür? Şimdi biz böyle bir şey yapabiliriz burada. A eşittir. A'nı biz 3 kabul edebiliriz. Çünkü küçük sayılar kendisinden büyük sayıya da bölündüğü zaman kalan kendisi yapıyor. A'nı 3 olarak kabul edebilirsiniz. A3 olarak yazarsanız eğer A şıkkının cevabı 9 eksi 3'ten burası 6 yapar. B ne olur? 9 artı 3'ten burası 12 olur. Bu kısım ne olur? 3'ün karesi 9 artı 6'dan burası 15 olur. Peki burada ne oldu? 9 eksi 2'den 7 oldu. Eşittir burası da 3'ün küpü 27 artı 29. Şimdi aşağıdaki hangisi 7 ile tam bölünür? Tabii ki de bakın 7. Yani 3 D Doğru cevabımız D olarak aldık. Peki A'nı ne alabilir? A'nı 10 da alabilirsiniz aynı zamanda. 10 da yazabilirsiniz yerine ama 10 büyük olacağı için ben küçük olanı aldım. Dördüncü sorumuz. Şimdi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü diyorum. Şimdi ortak payda yaparsak buradan. 3 ile 2'nin ortak paydası 6. Ee, ben bunu 3 ile çarparım. Bunu da 2 ile çarparım. 3 artı 2. Burası olur ne? 5 bölü 6 olur. Bölü. Alt kısma bakın arkadaşlar, 9, e bunu biz virgülü her zaman e, artı gibi düşünebilirsiniz. 9 artı, burası 9'da 9 yapar. Bu şekilde yazarsanız, üzeri ne olur? Burası eksi 1 olur. Şimdi bu da eşittir neye? Üst tarafı yazalım, 1 bölü 2 artı, 1 bölü 3 çarpı, bölü olduğu için bunlar da 6 bölü 5 olarak yazarız buraya, bölü. Alt kısımda ne olur arkadaşlar? 9 artı 9 bölü 9 1 zaten 10. Burası da 1 bölü 10 gibi olur değil mi? 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10. Eşittir diyorum. 3 ile 6 sadeleşir. Burada 2 kalır. Ortak payda yaparsak buraya 10 derim ben burada. 5 ile 2. Burayı 5 ile çarparım. Bu kısmı ise 2 ile çarparım. Burası ne olur? 5 artı 4'ten. Burası olur 9 bölü 10. Alt kısımda ise 1 bölü 10. Onlar sadeleştiği zaman geriye ne kalmış olur? 9 kalmış oluyor geriye. Demek ki 4. sorumuzun cevabı neymiş? E şıkkı. Bakalım, devam edelim. 5. E, sorumuza bakalım. Şimdi 5. sorumuzda arkadaşlar ne diyor bize? Bakın 1 bölü 2 yazıyorum. Eksi. Zaten 2 ile 4 sadeleştiği zaman burası da 1 bölü 2 olur bu. Artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 6 ama burada bir şeye dikkat edin. Bazı öğrenciler 1 bölü 6 yazıyor. Sonra 1 bölü 6 eksi 1 bölü 6. 0 bölü 2'den 0. Hayır öyle değil. Önce ne yapacağız? Çarpı. Burayı çarpma önceliğimiz değil mi? Çarpma yapacağız. Sonra ise toplama çıkarma. 1 bölü 4. Eşittir diyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirini götürür. Toplamı 0 olduğu için. Burada da ne kalır geriye? 1 bölü 6 eksi. Çarparsak bunu 1 bölü 12 olur burası. Eksi. Burası da 1 bölü 4 olur. Eşittir. Ortak payda ben bunu 12 yaparsam Buranı 2 ile çarpmam lazım 12 olması için Buranı 1 ile çarpmam lazım Buranı ise 3 ile O zaman ne oluyor? üst kısım? 2-1-3 Eşittir Burası 2-1'den 1-3'den Burası 2-12'den 1-6 olarak buluruz Demek ki neymiş 5. sorumuzun cevabı? A şıkkı 6. sorudan devam edelim A eşittir 0,3. Biz buna a eşittir. 3 bölü 9. O da neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3 gibi yazabiliriz. Peki b neye eşit? b de eşittir. Bakın 1 artı 3 bölü 9 gibi yazabiliriz buraya. Ortak payda yaparsam ben bunu. 9 kere 9 artı 3'ten burası olur. 12 bölü 9. O da eşittir. Sadeleştirirsem 4 bölü 3 olarak bulmuş oldum. Demek ki a 1 bölü 3, b de 4 bölü 3'müş. 1 bölü bana ne diyor? B. B'nin yerine getirip burada ne yazarım? Ben 4 bölü 3 yazarım. Eksi diyorum. 1 bölü. Burada da 1 bölü. Bakın burada A'nın yerine ne yazarım? 1 bölü 3. Bu da eşittir. Üst kısımda 3 bölü 4. Eksi 3 yaparsam eşittir. Ortak payda 4'tür. 3 eksi 4'ü 3'e çarparsam 12 yapar. O da ne eşit olur arkadaşlar? Eksi 9 bölü 4'e. Demek ki bu şekilde doğru cevabımız ne olmuş olur? 6'da eksi 9 bölü 4 a şıkkı. Devam edelim. Evet. De 7. sorumuza bakalım. Şimdi 7. soruda üstlü sayılar olduğu için böyle bir şey yapabilirsiniz. En istediğiniz sayı verebilirsiniz. Mesela en eşittir 1 yazalım. En'i yerine 1 yazarsak eğer üst kısımda ne olur? 7'nin karesi artı 7 üzeri 0 bölü 7'nin karesi eksi 7 üzeri 0. Bu da eşittir. 49 artı 1'den üst kısım 50 bölü alt kısımda 49 eksi 1'den 48 yapar. Bunları da 2'ye sadeleştirirsek ne olur? Burası 49 eksi 7 üzeri pardon 1. Bu O zaman 49 eksi 7'den burası 42 olur. 50, 50 bölü 42'den burası da 25 bölü 21 bulmuş oluyoruz. Bu kısa yol. Doğru cevabımız 7'de B şıkkı. Peki normal çözüm yaparsak ne olur? Üstten 7 üzeri n eksi 1'i parantez dışına çıkarırız küçük olanı. 7'nin karesi kalır. Artı 7 üzeri 0 kalır. Bölü alttan da 7 üzeri n eksi 1'i çıkarırsak parantez dışına. Alt kısımda 7'nin karesi eksi 7 üzeri 1 kalır. Sonuç olarak bunlar gittiği zaman geriye yine aynı şekilde aynı ifade kaldığı için 25 bölü 21 olmuş oluyor. 8. soruya bakalım. 2 üzeri x'i vermiş, 5 üzeri x'i vermiş, 160 üzeri x'i soruyor bizden. Bakın 160'ı burada asal çarpanlarına ayırırsak önce 2'ye bölelim. Ne yapar burası? 80. 80'i 2'ye bölelim. Burası ne yapar? 40. 40'ı 2'ye bölelim. Burası 20. 20'yi 2'ye bölürsek 10. 10'u 2'ye bölürsek 5. 5'i 5'e bölürsek 1. Kaç tane var? 1 2 3 4 5. O zaman 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1 olur değil mi? 160'ın yerine. O zaman x yazarsak burada eşittir. Burası olacak 2 üzeri 5x çarpı 5 üzeri x eşittir. Şimdi 2 üzeri x'in m olduğunu biliyorum. Ben bunun kuvvetini 5 ile çarparsam aynı zamanda bunu da çarpmam lazım. Bunda 5, e, bu zaten buna eşimiz yok. Gelip burada 2 üzeri 5 üzeri x'in yerine m üzeri 5 yazarım. Çarpı 5 üzeri x'i zaten bana n olarak verilmiş. Çarpı n derim. O zaman cevabı bu şekilde bulmuş olurum. O da hangi cevap oluyor? 8'de C şıkkı. 9. soru. Şimdi 3 üzeri 3A. Yazıyorum 3 üzeri 3A eşittir. 8'i ben 2 üzeri 3 gibi yazıp alt tarafta da 3 üzeri B eşittir. 16'ını ise 2 üzeri 4 gibi yazabilirim. Şimdi arkadaşlar kuralımız neydi bizim? Diyorduk ki 3A'nın bunun kuvvetinin diğer aşağıdaki kuvvetine oranı bölü b eşittir. Buradan da 3'ün 4'e oranı. 3'ler sadeleşir burada. Çarpaz çarparsam burada. Çapraz, içeri çarpımı yaparsak B de eşittir. Ne olmuş olur? 4A. Demek ki B'nin 4A'ya eşit olduğunu buldum. Şimdi bana diyor ki A eksi B bölü A artı B'ni bul. Ben de getirip A'nın yerine 4A yazarsam A yerinde kalsın. Eksi B'nin yerine bakın 4A yazarsam A 4A bölü A artı B'nin yerine 4A yazarım. Bu da eşittir. Eksi 3A bölü 5A'dan A'lar sadeleşir. Yerine kalmış olur. Eksi 3 bölü 5. Yani doğru cevabı burada 9'da 5'lik olarak bulmuş olurum. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi 10. soruda ne diyor bize? Eksi 3'ün karesi. Şimdi e, çift sayı olduğu için eksini artı yapar. Olur burası. Eksi 3'ün karesinden 9 olur. Çarpı. Eksi 3 üzeri eksi 2. Şimdi bu çift bir sayı olduğu için eksi artı olacak. Olacak burası 3 üzeri eksi 2. Bu şekilde yazabiliriz. Bölü alt kısımda da eksidir bu çift olduğu için. 4'ün karesi oluyor bura çarpı 2 üzeri eksi 2. Eşittir. Bunu biz bakın bu şekilde 9 çarpı 3 üzeri eksi 2. 1 bölü 9 bölü alt kısımda da 4'ün karesi çarpı 1 bölü 4 gibi yazabilirim değil mi? 2 üzeri eksi 2 Tamam bununla bu sadeleşti. Bir tane 4 gitti aşağıda altta bir 4 kaldı. 9 ile 9 sadeleşti 1 kaldı. Demek ki 10. soruda D şıkkı olarak cevabı bulmuş olduk. Bakalım 11. sorumuza. 11. sorumuzda birincisi kök 3 eksi kök 5 yerinde kalır. Onunla işimiz yok. Kök içinde bakın burada 2 olmak şartıyla iki tane sayını birbirine çarptığımız zaman çarpımları 15 toplamları 8'i veriyorsa bunu nasıl yazıyorduk? Bunu kök 3 artı kök 5'in karesi gibi yazabiliriz. Şimdi bunlar da birbirini götürür. Geriye ne kalır? Kök 3 eksi kök 5 çarpı kök 3 artı kök 5 eşittir. Çök kök 3'ü kök 3'e çarparsam burası 3 olur. Eksi kök 5'i kök 5'e çarparsam burası 5 olur. Eşittir neye? eksik ya? Neydi? Bu 2 kare farkı. Doğru cevap burada 11'de e şıkkı olarak bulmuş olduk. Geçelim 12. soruya. Şimdi arkadaşlar 12. soruda 6 çarpı 3. dereceden kök içinde 0,64'ü ben 0,4'ün küpü gibi yazabilirim. Eksi bunu da burada 2 var zaten karesidir. Ben bunu 0,4'ün karesi gibi yazabilirim. Bölü alt kısımda ne var? 0,2 eşittir. Bunu, bunu Köklər bir-birini götürür. 3-cü dərəcənin bunu götürür. Geriyə nə qalır? 6 çarpı 0,4 eksi 0,4 bölü 0,2. O da eşittir. 6 tane 0,4'dan bir tane 0,4 çıkarırsak 5 tane 0,4 kalır. 5 çarpı. Bölü alt kısımda da 0,2 olur. Bunu da bu sadeleştiği zaman yukarıda 2 kalır. 5'i 2'ye çarparsak demeli 10. Doğru cevap 12'de. C olarak bulmuş oluruz. Şimdi ne yapalım? Geçelim 13. sorumuza. 13. sorumuzda ne yapacağız? Biz eşleniyle çarpacağız. Kök 5 eksi kök 2'nin eşleneni nedir? Tabii ki kök 5 artı kök 2. Kök 5 artı kök 2'nin eşleneği nedir? Kök 5 eksi kök 2. Şimdi bakın ben hem payı hem paydayı aynı, aynı anda çarpacağım. Bir çarpı buraya diyorum kök 5 artı kök 2. Alt kısımda kök 5 eksi kök 2 çarpı kök 5 artı kök 2. Artı diyorum. Üst kısımda da kök 5 eksi kök 2 ile çarpacağım. 1 çarpı kök 5 eksi kök 2. Alt kısımda kök 5 artı kök 2 çarpacağım. Neye? Kök 5 eksi kök 2 ile. Şimdi arkadaşlar kök 5 ile kök 5'i e çarparsak paydada olacak. 5 eksi 2. Üst kısımda da kök 5 artı kök 2. Artı diyorum. Alt kısımda yine aynı şekilde. 5 eksi 2 olacak. Burası olacak kök 5 eksi kök 2. Eşittir. Ortak payda zaten bu da 3 yapar. Bu da 3 olunca ortak paydamız 3 oluyor. Şimdi ben bunu gördüğümde toplayacağım diye Kökçüyle kökçü ile kökçü toplamı birbirini götürür. Ne kalır burada? 2 kök 5 bölü 3. Doğru cevabımız burada 13'te aşık olarak bulmuş olduk. 14. sorumuz. Bakın ben ne diyorum? Diyorum ki bu tarz soruları karşınıza çıktığı zaman hemen burada neyi görmeniz lazım? Bu birbirinin eşleneğiydi bunlar. O zaman biz buraya eşittir bunu y'ye eşitliyorum. Y'ye eşitlikten eşitledikten sonra e, bu eşitlikten y'ni bulmam lazım. Diyorum ki y kaçtır? O zaman kök 5 eksi kökçi eşittir x diyeceğim. Burada da kök 5 artı kök 2 de eşittir y diyeceğim. Bu ifadeden ben y'ni bulmam lazım. Çünkü bu ifadeden yeni. O zaman bakın taraf tarafa çarparsak bunu eşlenik ya. Ne yapabiliriz ki? Zaten eşlenik o işe yarıyor da. Çarpı kök 5 artı kök 2 eşittir. Burası olacak x çarpı y. Şimdi kök 5'i kök 5'e çarparsak olacak burası 5 eksi. Kök 2'ni çarparsak burası 2 olacak. Eşittir arkadaşlar. Burası x çarpı y. Buradan da bakın 3 eşittir. x çarpı y'ye Buradan da y eşittir ne olmuş olacak? 3 bölü x'a. Demek ki ben y'ni 3 bölü x olarak buldum. Doğru cevabımız 14'te C şıkkı. Arkadaşlar videonu bilmiyorum. Hızlı mı gidiyorum? Yavaş mı gidiyorum? Yavaş gitmiyorum da hızlı gidiyorum muhtemelen. Siz eğer hızlıysa e, YouTube'un özelliğinden yavaşlatabilirsiniz. Bu sorular kolay olduğu için böyle hızlanıyorum. Bazı yerlerde duracağım ben zaten yavaş yavaş anlatsam. Şimdi o sorulara gelmedik daha. 15. soru Şimdi taban aritmetiği sorusudur arkadaşlar 6. Şimdi kural neydi? Öncelikle diyorduk ki biz 6 üzeri 0'ı çarpıyorduk sonuncu sayıya 4'e artı diyordum. 6 üzeri 1 yani buradaki 6'nı sürekli kullanıyorduk. Çarpı ikinci hangisi geliyor? 5 artı. Sonra üçüncü ne geliyor? 6 2. 6'nın karesi çarpı 2 ile çarpıyorum artı. 6-nın kübü. Bak, 650, 651, 652, 653. Buradan da birinci 4'ə, e, 5'ə, e, 2'yə, 3'ə. E bu şəkildə çarpırdım. Çarpı 3. Artı 654 çarpı 4, artı 655 çarpı 1, artı 656 çarpı 5. Bu qədər uzatmama gərək yoxdur, amma tam anlaşılsın deyə yazıyorum. Eşittir bu arkadaşlar, baxın. 6k + m. 6k artı eme. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Bana demek istiyor ki burada sen bu ifadenin sol tarafını bu şekilde yazıyorsun ya yaz ve onu altının parantezine al. Altın parantez içine parantez dışına çıkardıktan sonra öyle bir ifade var ki o altın içine parantez içine girmeyecek. Yani 6 üzeri 0 zaten 1'dir. Burada olacak ki bak 4 artı arkadaşlar 6 üzeri 1 çarpı 5 artı 6'nın karesi çarpı 2 artı 6'nın küpü çarpı 3. Bu şekilde gider değil mi? Eşittir. Şimdi ben bu ifadede hepsini sona kadar 6 parantezine alabilirim. 6 parantezine alsam bak 4'ü ben 6 parantezine alamam. Artı diyorum. Bu kısımda ne olur? İşte 5 artı 6 çarpı 2 artı 6'nın karesi çarpı 3. Bu şekilde gider. Eşittir neye? 6K artı M'e. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Demek ki burada M neye eşitmiş? M burada 4'e eşitmiş. Peki 6 çarpı bu kısım ne olacak? Bu kısımda K olacak. E şimdi benden neye soruyor? M'i soruyor. M'i ben bu şekilde ne bulmuş oldum? 4. 4. Demek ki hepsini 6 parantezine alabiliyoruz ama sadece 4'ü 6 parantezine alamıyoruz. Onun için bizden de 4'ü soruyor burada. Geçelim 16. sorumuza. Şimdi 16. sorumuzda bize diyor ki sabit fonksiyon. Şimdi sabit fonksiyon neydi hatırlayalım. Sabit fonksiyonu bir fonksiyon içinde x'in olmadığı. x'in olmadığı fonksiyon x'in olmadığı fonksiyon demek, yani bütün x'lerin, tüm x'lerin de kat sayıları sıfır olması demek. O zaman x olmayacak madem. Bu x'in burada ne işi var? O zaman ben, ben bunun katsayısı sayısı neye? Sıfıra eşitleyeceğim. O zaman diyorum ki, a artı 2 eşittir sıfır olsun. a nedir o zaman? Eksi 2. Tamam, fx fonksiyonu eşittir. Şimdi a'nın yerine eksi 2 yazarsam, burası olacak eksi 2 artı 2 çarpı x eksi 2 artı 4. Buradan da fx fonksiyonu eşittir. Eksi 2 bunlar zaten 0 oldu burası. Komple gitti. Eksi 2 artı 4'ten burası 2 olacak. Tamam güzel sabit fonksiyon buydu zaten. Bir sabit bir sayı eşit olması lazım. X olmayacak orada. F eksi 1 buluyor. Zaten sabit fonksiyon fark etmez. X'in yerine ne yazarsanız yazın yine aynı sonucu bulacaksınız. Yani neyi? 2. Demek ki 16. sorumuzun doğru cevabı neymiş? A şıkkı 2. 17. sorumuz fonksiyonun en geniş tanım aralığı. Şimdi arkadaşlar tanım aralığı demek ne demek? X'in değerleri demektir. Yani X ne alabilir? Şimdi X ne alabilir ama nerede? Kök içinde. Kök içinde X ne olabilir? Daha doğrusu bu ilgilendiriyor. X'in kök içinde ne olamaz? Ya da ne olabilir? Ben biliyorum ki çift dereceden bir kök içinde bir A sayısı dersek bu A sayısı her zaman sıfırdan büyük eşit olması lazım. Sıfır ve sıfırdan büyük olması lazım. Çünkü çift dereceden kök içinde ek eksi olmaz. Sıfır olabilir ama negatif bir sayı olamaz. O zaman diyorum ki 4 eksi x'in karesi büyük eşittir sıfır olacak. Çünkü bu ifade sıfırdan büyük olması lazım. Tamam. Buradan da bakın e, yön değişirsem eğer x kareye küçük eşittir ne olacak? Buradan 4 olacak. Değil mi? Yerlerini değişirse eksiyle çarparsak. Buradan da bakın kök için alırsam ben bu ifadeyi e, kök altında x'in karesi Küçüktür, kök altında dörtten. Burada da bununla bu sadeleşir. Mutlak değer içinde x küçük olur 2'den. Buradan da eksi 2 ile x artı 2 arasında olmuş olur. Demek ki bizim doğru cevabımız neymiş? x eksi 2 ile artı 2 arasında değerler almış olur. Bu da hangi cevap oluyor 17'de? Tabii ki de şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. 18. sorumuza bakalım. Şimdi burada bana f birleşti cx fonksiyonu soruyor. Ben öncelikle yazayım. F birleşke gx fonksiyonu eşittir diyorum. Şimdi bakıyorum ki gx fonksiyonu bana x artı 1 vermiş burada. O zaman diyorum ki f'in içine gx'in yerine ben ne yazayım? x artı 1 yazayım. Tamam. Şimdi bana f x artı 1 lazım. Geliyorum buraya. x artı 2'dir. O zaman diyorum ki bak x'in yerine ben alıp da x eksi 1 yazarsam eğer x eksi 1 artı 2'den burası x artı 1 kalmayacak mı? O zaman burada da x'in yerine x eksi 1 yazdım. Yazayım. Bak ya alıp bunu burada yazarsam yeniden. F x'in yerine ben ne yazmış, yazdım dedim. x eksi 1. O zaman x eksi 1 yazıyorum. Artı burada 2 var zaten. Artı 2 eşittir. x'in yerine ne yazdım? x eksi 1. Eksi 1 zaten burada var. Bunu böyle parantez içine alalım ki daha iyi gözüksün. Tamam. X yerine bunu yazdım. Buradan da f x artı 1 Eşittir. Ne olmuş oldu? X eksi 2. E tamam bana ne lazım? Bana değil zaten fx artı 1 lazım. O da x eksi 2. Demek ki doğru cevabımız 18'de ne oluyor? B eşit olmuş olur. Bunu başka yollardan çözebilirsiniz arkadaşlar. 19. sorumuza bakalım. Şimdi 19. sorumuzda ne diyor bize? f3x eksi 1 x eksi 2 olduğuna göre fonksiyonun tersini bul diyor. Şimdi ben böyle bir şey yazabilirim burada. Öncelikle f, f'in tersi x eksi 2 eşittir. Buraya 3x eksi 1 yazabilirim değil mi? Bunların yeri değiştiği zaman zaten fonksiyonun üstüne eksi 1 yazıyordu. Şimdi buradan da tamam x olması için fonksiyonun e, x'in yerine ne yazabilirim? x eksi 2'nin tersini yani x artı 2 yazarsam x yerine eksi 2 diyorum eşittir. Nerede x görsem onun yerine x artı 2 yazacağım. Tamam bu da eşittir. Ne arkadaşlar? Alttan yazalım. F tersi burada zaten x kaldı. Eşittir. Burası da olacak 3x artı 6 eksi 1'den 3x artı 5 olacak. Demek ki doğru cevabımız fonksiyonun tersi neymiş? 19 c şıkkı. 20. soruya bakalım. E, limit öncelikle x'in yerine alıp değerini yazarsam eğer limit x Eksi 2'ye giderken burası olacak. 3 bölü 0 artı 12 bölü 0. Şimdi acayip bir şey oldu değil mi arkadaşlar? Ee, burada ne yapmamız lazım? O zaman diyorum ki ben bunu yazmamıştan sonra bunu önce e, ben bunu bir ortak payda yapayım. x eksi 2 iken. Bakın burayı 3 bölü x artı 2 diyorum. Yazıyorum buraya. Şimdi e, dikkat edin burada. 12 bölü burası x artı 2 çarpı x eksi 2 değil mi? Bu kısım. Bunu aynen yazdım. Şimdi bakıyorum ki burada x artı 2, burada x artı 2. O zaman x eksi 2 var burada. O zaman ben bunun hem payını hem paydasını x eksi 2 ile çarparsam e, en azından ortak bir payda elde etmiş olurum. O zaman yazayım ben. Limit buradan x eksi 2 iken ortak payda yaptım ben bunu. Alt kısımda oldu x artı 2 çarpı x eksi 2. Üst taraftan oldu arkadaşlar. Direkt yazayım. 3 x eksi 6 artı 12. Tamam bu da eşittir. Limit x eksi 2 iken e, yukarı kısımda 3 x artı 6 değil mi? 3'ü parantez dışına çıkarırsam burada 3 x artı 2 olacak bölü. Alt kısımda ise x artı 2 bölü x eksi 2. Şimdi x artı 2'ler birbirini götürür. Sonuç olarak geriye kalıyor ki limit x eksi 2 iken 3 bölü x eksi 2. Şimdi ben burada x'in yerine eksi 2 yazarsam burası olacak eşittir. 3 bölü eksi 2 eksi 2'den burası da eksi 3 bölü 4 olarak bulmuş oldum. Demek ki doğru cevabımız 20'de A'ymış. Ne yaptık biz? Ortak payda yaptık. Ortak payda yaparken ne yaptım? x artı 2 eksi, eksi 2 her tarafı x eksi 2'ye vurdum çarpma yaptıktan sonra zaten bu şekilde sadeleştirmeler oluyor. 20 de bu şekilde A olarak bulmuş oluyoruz. 21. soruya bakalım. Şimdi 21. soruda arkadaşlar bizim bir kuralımız vardı. Sonsuz yerine yazalım öncelikle. Bakın buradan zaten bir sonsuz çıkacak. Birinci ifadenin yerinden buradan. Eksi diyorum. Buradan da bir sonsuz olacak. Bu da sonsuz eksi sonsuz belirsizliği oluyor. Şimdi bir kuralı hatırlayalım. Köç içinde çift dereceden bir sayı olduğu zaman ax kare artı bx artı c. Bu sonsuz ve sonsuz da bunu bu şekilde kullanıyorduk. Kök altında a çarpı x artı b bölü 2a şeklinde bunun yerine yazabiliriz. Bak bu ifadenin yerine. O zaman ben burada bunun yerine onu yazarsam diyorum ki kök altında a. a dediğim yer neresi? 4. Çarpı x artı b dediğim ne? 4. Bölü 2a yani 8. Bu şekilde yazıyorum. Eksi 2x'i burada yazacağım. Onunla işimiz yok. Formül sadece bunun için geçerlidir. Şimdi çöş altında 4'ü ben 2 çarpı. Şimdi arkadaşlar x eğer pozitif bir sayıya giderse mutlak değer pozitif olarak açılır. Yani burası x artı 1 bölü 2 olacak. Eksi 2x eşittir. Burada da olacak 2x artı 1 eksi 2x. Buradan da eşittir ne olarak 1 olarak doğru cevabı 21'de C olarak bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar cevap anahtarında bunu e, D olarak vermişler kendi e, sitesinde. Yanlıştır. Siz C olarak bilin bunu. Geçelim 22. soruya. 22. soruda ne diyor bize? Diyor ki fonksiyonun x 0 için limit değeri nedir? Aslında bana bunu soruyor da limit x giderken 0 eee f(x) fonksiyonu eşittir soru. Şimdi fonksiyonun limitini bulurken fonksiyonun x'ten büyük ve x'ten küçük değerlerini kontrol ediyordum. O zaman benim x'in tam sıfır değerine gerek yok. Yani x'in sıfır, sıfır, artı sıfır eksiği kontrol ediyordum. Sağdan soldan yanlış Şimdi bunun işim yok. O zaman ben burada gelip x'in yerine sıfır yazarsam bak burada. Burası olacak 2 üzeri 0 eksi 1'den 2 üzeri eksi 1 o da eşittir neye? 1 bölü 2'ye. Şimdi burada x'in yerine sıfır yazarsam burası olacak 2 bölü 4 o da ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2. Bakın x burası 0 artı değil mi? Burası da nedir? x 0'dan 2'si 0, eksi. İki yönden de kontrol ettim. 1 bölü 2 cevabını buldumsa demeli benim limitim mevcuttur ve o cevapta nedir? 22'de c şıkkıdır. 23. soru. Limit sorusunda götürüp x'in yerine verdiği değeri yazarsak burası olacak 1 eksi 1 bölünsün ln1. O da ne olur arkadaşlar? 0 bölü ln1 de zaten 0'da 0 sıfır bölü 0 belirsizliği. 0 bölü 0 belirsizliği ne, yap ne yapıyorduk? Low hospital kuralı. kuralı. L'Hospital kuralı neydi arkadaşlar? L'Hospital kura, kuralı e, payın türevi bölü paydanın türeviydi. Bölümün türevi değil. O zaman ben bunun türevini alırsam üstün x eksi 1'in türevinden ne olacak bu? 1 bölü. Elin x'in türevi ne olacak arkadaşlar? 1 bölü x olacak. Eşittir. x'in yerine ne yazmam lazım benim? 1. O zaman diyorum ki 1 bölü 1 bölü 1'den doğru cevabı 1 değişik olarak bulmuş oluyoruz 23. soruda. 24. sorumuza bakalım. E, R'de tanımlı türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere bu nedir? Aslında yani sadece buna bakmamız yeterlidir arkadaşlar. E, bu tarz sorular genelde çok soruyorlar. İstanbul'da da var bunlardan. 19 Mayıs'ta da bayağı vardır. Önce yapmamız gereken verilen h'ın değerini yerine yazmak. Ben bunu yerine yazarsam üst kısımda olacak. Bak h'ın yerine sıfır yazarsam fx olacak. Eksi bu zaten fx'dır. Bölü pardon x bölü sıfır. E, bu da ne olacak arkadaşlar? 0 bölü 0 belirsizliği. O zaman ne yapacağız? Üstün altın türevini alacağız. O zaman üstün altın türevini aldığımıza göre neye göre? H'a göre. F'in türevi x artı h. Bakın h'a göre türev aldığım zaman fx sabit sayı olacak. Fonksiyon sabittir. Onun için burası eksi 0 oluyor. Bölü h'a göre türev aldığım zaman burası 1 oluyor. Eşittir. Şimdi h'in yerine 0 yazdığım zaman burada olacak burası f'in türevi x. Yani sonuzda bu neye eşit olmuş? Bu değer. F'in türevi x'dir. E doğru cevabımız 24, 24'te ne? B'dir. Şimdi arkadaş aslında bunu formül gibi veriyorlar. Ama ben normalde bu buradan geliyor. Mesela bazen diyorlar ki limit işte bu şekilde verdiği zaman h gidiyor mesela 3'e f x artı h mesela sıfıra gidiyor. f artı h kitaplarda bunu çok görüyoruz. Bölü f bölü h eşittir. Bu f'in türevi x'tir. Ama nereden geliyor? İşte buradan geliyor. Burada h değil de 3h falan verirse artık soru yanlış olur. Bu yöntemi öğren. Bu şekilde 0 bölü 0 olup üstün ve altın ayrı ayrı türevini alma kuralını. 24. sorudan sonra geçelim 25. soruya. 25. soruda arkadaşlar ee, soruda soru bir yanlışlık var. Niye? Çünkü şimdi bu f'in türevi x vermiş burada ve f pi soruyor. Tamam ben burada 1 eksi zaten türev almış diye x'in yerine pi yazarsam bölü alt kısımda da kosinüs pi olur. Ne ile çarpmam lazım ben bunun? 3 ile. O da eşittir. 3 çarpı 1 eksi pi bölü kosinüs 180 nedir? Eksi 1. Buradan da geriye ne kalmış olur? 3 çarpı pi eksi 1'den doğru cevabımızı biz 3 pi eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Şu cevap şıklarında da o yok. Bu soru yanlış. Basma yanlış gitmiştir muhtemelen. Şimdi arkadaşlar j'nin fonksiyonu e, türevini soruyor ve yerine 1 yaz diyor. Ben de geliyorum burada jx fonksiyonun türevini alıyorum. j'nin türevi x diyorum. Eşittir. Bak buranın türevini aldığın zaman sağ tarafında da türevini almanız lazım. O zaman diyorum ki f'in türevi 2x 3 yazıyorum. Bir de çarpı fonksiyon içinde türevini almamız lazım değil mi? 2x eksi üçün türevinden ne gelecek? 2. Tamam. J'nin türevi de x'in yerine 1 yazdığım zaman burada j türev 1 eşittir. F'in türevi arkadaşlar. X'in yerine 1 yazdığımız zaman 2 eksi 3'ten eksi 1 çarpı 2. Tamam ben C'nin türevi 1'i bulmam için neyi bulmam lazım? F'in türevi eksi 1'i. Onu da nereden bulacağım? Tabii ki de bak buradan. Buradan gelirsem fx eşittir x kare 2 etse. Peki f'in türevi x neye eşittir? Evet doğru diyorsunuz 2x'e. Şimdi burada ne yapmam lazım? F'in türevi eksi 1 lazım bana. O zaman diyorum ki f'in türevi eksi 1 Eşittir. 2 çarpı eksi 1'den burası ne olmuş olur? Eksi 2. O zaman eşittir. f'in türevi eksi 1'in yerine eksi 2 çarpı 2 yazarsam sonuç neye eşit olmuş olur? Eksi 4'e. Yani 26'da doğru cevabımız ne olur? A şıkkı olmuş oluyor. Geçelim geçelim 27. soruya. Şimdi arkadaşlar kosinüsün türevi nedir? Ee, kosyun, burada integral neydi? Neyin türevi kosinüs yapar? Kosinüs e, integral içinden ne olarak çıkardı dışarı? Sinüs olarak. Sinüs x bölü 2 olarak çıkardı. Şimdi bunu siz türev alsanız arkadaşlar olacak bunun türevi. Mesela bunun türevini aldığını düşünün. Bunun türevini alırsak biz olacak kosinüs x bölü 2 çarpı bir de 1 bölü 2 olması lazım. Ama bana burada kosinüs x bölü 2 olmuş. O zaman ben bunu 2 ile çarparım bu şekilde. Tamam. 2 ile çarptıktan sonra <laughs> durum bu sileyim. Göstermek için yazdım. Şimdi o zaman ee, buradan ne anlaşılıyor? Anlıyoruz ki biz e, bu, bu şekilde dışarı çıkar. Dışarı çıktıktan sonra üst tarafa pi yazarım, alt tarafta sıfır. Demek ki integral içinden bu, bu şekilde dışarı çıkar. Buradan da iki parantezi dışına alırsam, sinüs, önce pi'ni yazarsam, olacak burası pi bölü 2, eksi, sonra sıfır yazarsam sinüs sıfır. O da eşittir. 2 çarpı, sinüs 90 nedir arkadaşlar? 1 eksi, sinüs 0, 0'dır. Zaten buradan da cevabı. 2 olarak 27'de D şıkkı olarak bulmuş olduk. Devam edelim. 28. sorumuza bakalım. Bir tane integral sorusu, alan bulma. Şimdi taralı alanı bulacağız ama taralı alanın oluşturduğu yerlerin sol ve sağ tarafında bunların bir parabolla doğrunun kesişim noktalarını buluyorduk da değil mi? Alanı bulmamız için integralda. Şimdi o zaman ne yapıyoruz biz? x kareni x'e eşitliyoruz. Bu da olacak x kare eksi x e, e, eşittir x diyelim. Buradan da x kare eksi x eşittir 0. Buradan x'i parantez dışına çıkarırsak x eksi 1 eşittir 0. x bir kere burada 0 olur. x bir de burada ne olur arkadaşlar? 1. Şimdi ben buraya 0, buraya 1 yazarsam bunun integralını bulalım şimdi. Diyorum ki alan 0'dan 1'e kadar. Bu alanın üst tarafındaki çizgi hangisi? Tabii ki de x çizgisi. O zaman diyorum x eşi eksi. Peki bu alanın alt kısmı ne? Parabolun fonksiyonu. x'in karesi. Eksi x kare diyorum. Eşittir. Buradan da zaten integral dışına çıkarırsa. Bura x'in karesi eksi bölü 2. Eksi burası da x'in küpü bölü 3 gibi çıkar dışarı. Buraya 1 yazarız. Buraya 0 eşittir. 1'i yerine yazarsam burada 1 bölü 2'yi eksi 1 bölü 3 olur. Bir de zaten 0 yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Ortak payda yaparsam 6, 3 eksi 2'den 1. Demek ki 1 bölü 6 olarak burada e şıkkı olarak cevabı bulmuş olur. 28. sorumuzun. 29. soru. Yine integral sorusu. Bakın burada isterseniz polinom bölmesi yazın. Ya da bu şekilde yazabilirsiniz siz. 0'dan 1'e kadar. Bakın buraya x artı 1, eksi 1 yazıp bölü x artı 1 diyebilirsiniz. Buradan da zaten ayrı ayrı da ayrılıkta x artı 1 bölü x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1 gibi yazabilirsiniz bunu. 0, 1 diyelim. Ne yaptım ben? 1 ekleyip 1 çıkardım. Niye? Çünkü bunlar da sadeleştiği zaman burada 0'dan 1'e kadar. Bunlar birbirini götürdüğü zaman burası olacak 1 eksi 1 bölü x eksi 1 dx. Bu da eşittir arkadaşlar. 1'in türevi nedir? İntegral nedir? X dışarı x olarak çıkar. Eksi. Peki bu nedir? Burası da ln x eksi 1 olarak dışarı çıkar. Peki buraya ne yazacağız? 1. Buraya ise 0. Eşittir. Önce 1'i burada yerine yazarsam 1 eksi ln ee, ne olur burası? Eksi 1 bölü x pardon pardon burada x artı 1, burada x artı 1, burada x artı 1 olacak. Tamam. Ln 1 yazarsak burası olacak ln 2. Bunu yazdım önce 1'i. Eksi diyorum. Sonra 0 yazacağım. 0 eksi ln 1. O da eşittir. 1 eksi ln 2. Zaten ln 1 de 0 olduğu için burada bir şey yok. Cevap olacak 1 eksi ln 2. Doğru cevabımız burada ne? 29'da a şıkkı olarak bulmuş olduk. Geçelim 30. sorumuza. Şimdi arkadaşlar 30. sorumuza dikkat edersek burada kosinüs e üzeri x var. Şimdi ben diyorum ki burada kosinüs e, neyin türevidir? Şimdi bu aslında sinüs e üzeri x dışarı çıkar. Neden? Çünkü bunun türevini alırsanız sinüsün türevi nedir? Kosinüs. Bak türev alırsak bunu olacak. Kosinüs e üzeri x çarpı içinin türevinden de e üzeri x geldiği zaman işte bu aynısı oluyor komple. O zaman direkt bu bu şekildeymiş. Tamam. O zaman ben bunu sileyim buradan. Ee, burada biz getirip burada e, bu şekilde çıkardıktan sonra dışarı buraya lmp yazıyorum. Bu kısma ise ln pi bölü 2 diye yazıyorum. Eşittir. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben sinos e üzeri ln p yazdım. ln p ne demek zaten? logaritma e tabanda pi demek değil mi? Eksi. Buraya da yazıyorum. Sinüs e üzeri pi bölü 2'ni biz logarifma e tabanda pi bölü 2 olarak yazmış oluyoruz. Buradan da arkadaşlar sinüs kuralımız neydi? Bu e ile pi isterse yer değişebilirdik. Bu şekilde sinüs pi burası olacak. Lagarifma e tabanda e eksi aynı şekilde bununla pi bölü 2 yer değiştiği zaman sinüs pi bölü 2 üstünde lagarifma e tabanda e. Zaten E tabanda hep 1'dir. Bu da 1'dir. Yani buna bakmasak da olar. Sinüs pi nedir arkadaşlar? Sinüs pi 0'dır. Eksi sinüs pi bölü 2 nedir? 1. Doğru cevabı ne? Eksi 1 olarak 30'da 5 şıkkı olarak bulmuş oldum. 31. sorumuz. Bize ne diyor burada? BAC 30 derece, bu 75 derece, toplam 105 ise burası da ne oluyor? O zaman 75 derece oluyor ki toplamı 180'i versin bize. Şimdi bakın arkadaşlar ikiz kenarlık var mı burada? Burası 4 ise o zaman bu kısmı da 4'tür. Bakalım 30 derece var önünde x'ın neyini soruyor bize? Karesini. Tamam iki tarafı var bir açını vermişse karşısını soruyorsa ben kosinüs teoremini kullanabilirim. Neydi kosinüs teoremi formülü? x'in karesi 30'un önündekinin karesi eşittir. 30'un sağındaki ve solundakilerin karesi 4'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı yine aynı şekilde 4 ile 4'ün çarpımı çarpı, çarpı kosinüs kaç? 30 derece. Bu şekilde yazabilir. Buradan da x'in karesi eşittir. 16 artı 16'dan 32 eksi 2 çarpı 16 çarpı kosinüs 30 nedir? Kök bölü 2. İkiler gider. X'in karesini biz ne olarak bulmuş oluruk? 32 eksi 16 kökte 3 olarak bulmuş oluyoruz. Bu da ne oluyor 31. soruda cevabımız? Bakalım E şıkkı olarak bulduk. Gidelim 32. soruya bakalım. Şimdi 32. soruda ne diyor bize arkadaşlar? Ee, bakalım AE eşittir C, ya. Tamam. Kendisi yazmış. BE eşittir E, ya. Tamam. A, A açısını soruyor. A'nın değeri kaçtır? Açı olarak değerini soruyor bize. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapabiliriz biz burada. Buradan bir tane yükseklik indirirsek BC tarafına 90 derece indirdik buraya. Şimdi dikkat edin. Burada 1'e 2 oranı var mı üçgende? 1'e 2 oransa o zaman bura biz x dersek burası ne olmuş olur? 2x. Şimdi DC uzunluğu 2x ise peki burası ne olmuş olur? Burası da 2x olmuş olur. Tamam. Şimdi dikkat edin burada. Alfa açısı var. Karşısı x. Hipotenüs ise 2x'tir. O zaman ben burada sinüsler teoremini kullanabilirim. Diyorum ki sinüs a eşittir. Karşı yani x bölü hipotenüs 2x. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 2. Hangi açı 1 bölü 2 yapar? Tabii ki diyorsunuz ki 30 derece. Demek ki a açısı neymiş arkadaşlar? 30 dereceymiş. Bu şekilde ne olarak? B şıkkı olarak bulmuş olduk 32. sorumuzu. 33. sorumuz. Bakalım buraya. Tüm her verdiği her şey zaten burada yazmış. Eksik olan bir şey var mı? Yok. A, D, X'i soruyor bize. Şimdi arkadaşlar siz B, D ve E üçgende bir odaklanın burada. Dikkat edin. 90 derecelik açının karşısında 8 ile 12'nin toplamı ne yapar? 20 var değil mi? Peki burası 60 ise o zaman burası da 30 derece olmaz mı? Madem 90'ın karşısında 20 varsa o zaman 30'un karşısında ne olacak? 10 var diyorsunuz. Güzel. Tamam, doğru. Şimdi ise arkadaşlar bakın odaklanın siz B C ve A üçgenine. Şimdi buraya dikkat edin 90 60 burası ne olacak? 30. Peki 30'un karşısındaki 8 ise 90'ın karşısındaki ne olacak? 16 olacak. Peki bura 16 ise o zaman bura 10 bu kısmı ne olur 6. Demek ki biz x'in olarak 6 olarak bulmuş olduk. 30'un sorumuzun cevabı C şıkkı. 34. sorumuza bakalım. Şimdi E tarafından çıkmış. Bakın oturduğu kenara B'de DC'ye eşitse bunun alanı S ise bunun alanı da S olması lazım. Şimdi bana S eşittir soru. Bunu bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar biz buraya A açısı dersek. Burası 90 derece değil mi? Burası da 90 artı A olmayacak mı? Bak bura, bu kısım. 90 artı A. Şimdi 90 artı A ne demek? Bu geniş açı demektir. Peki geniş açıda kural neydi? Geniş açıda yükseklik her zaman e, üçgenin dışında olurdu. O zaman ben diyorum ki bu üçgenin B, E, C üçgenin alanını bulurken buna 2S yazalım eşittir. Bunun oturduğu kısım 6'dır. Yüksekliği ne kadar da 7'dir. O zaman bunu biz 7 çarpı 6 bölü 2 gibi yazabiliriz. Değil mi? Bir tekrar ediyorum. S de S, 2S eşittir yükseklik 7 çarpı oturduğu kısım bölü 2. Üçgenin alanı. Buradan da bakın arkadaşlar. 2 ile 6 sadeleşir. Ne kalır? Burada 3. 2S eşittir 21 ise bana bir tane S lazım. Bu kısım lazım. S de eşittir. 21 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız burada ne? 34'te B şıkkı. 35. sorumuza bakalım. 35. soruda ABCD paralel kenar. Tamam. AB eşittir EC'ye. AB neresidir? Bakın bu bu kısım uzunluğu eşittir EC'ye. Bu buraya eşittir. Tamam. Ee, 60 ve 110 vermiş. Şimdi arkadaşlar AB ben buraya bunu taşırsam eğer buraya getirebilir miyim? Evet getiririm. O zaman bununla bu birbirine eşittir demiştik zaten. Peki paralel kenar olduğu için bunu kaydırırsak buraya kadar. Burası X'sa. Burası x olmaz mı? Olur. Peki orası x da. kenardan dolayı burası x olmaz mı? Olur. Şimdi burada bakın dikkat edin. Burada bir z kuralı var. Pardon burada. Hmm, tekrar başka kalemle göstereyim. Burada bir tane z kuralı var. Görüyor musunuz bu z'i? Burası 60 o zaman burası da 60 olacak. Burası 60 sa, 110 sa, burası ne olacak? 50. Tamam bitti. O zaman 2x artı 50 eşittir 180 ise 2x eşittir 130. X ne olmuş olur? 65 derece. Bana da ne soruyor? X'i soruyor. Bu şekilde bulmuş oldum 65. Bu 50 verdi. 60'ı vermiş. Bu şekilde X'i bulmuş olduk 35'in soruda. Devam edelim 36'ın sorudan. 36 soruda ne diyor bize? Bakalım. Tamam. A, B, C, dörtgen. KLM kenarların orta noktaları. O zaman kenarların orta noktaları ise bu tarafla bu taraf eşittir. CL tarafı LD tarafına eşittir. Ondan sonra bu üç bunlar da birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar biz buradan kendimizden bir tane orta nokta belirleyip T dersek bunu ben bu şekilde birleştirirsem bu kısımda Şimdi bu üçgen alanı bulabilirim. Burada 7 var, 6 var değil mi? 7 çarpı 6, 42 bölü 2'den buranın alanı 21'dir. E, buranın alanı 21 ise e, orta noktalardan oluşmuş dörtgenin alanı tam ortadan bölündüğü zaman 21 ise burası da 21 olurdu. Bu bir. İkinci kural olarak da biz bunu biliyorduk. Eğer e, bu şekilde oluşmuşsa 1, 2, 3, 4, 4 tane bölgenin Alanları toplamı içerideki alana eşittir. Yani bunların da mesela burayı S1, S2, S3 ve S4 dersek bunların toplamı S3 artı S4'ün toplamı bize 21 artı 21'den kırkçını vermiş olur. Şimdi bana ne soruyor? Bana ABCD'nin alanı kaçtır? Yani komple alan. Tamam madem bu dört tanesinin alanı 42'dir, Ortada bunların ikisinin de toplamı ise toplarsam ben bunun cevabı ne olarak? 84 olarak bulmuş olurum. 36. sorumuzun cevabı C şıkkı. 37. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar düzgün altıgendir. Sonra bana EK'nı 2 köç 3 olarak vermiş. AK'nı ise köç 3 olarak vermiş. Sonra ne soruyor? Düzgün altıgense bunların tüm tarafları birbirine eşit. Bunu biliyorum. Şimdi altıgende dış açını bulurken 360 bölü 6 bulup eşittir 60 derece diyorduk. Peki dış açı eğer 60 derece ise iç açı ne kadar oluyordu? 120 derece. Tamam. Şimdi 120 ise arkadaşlar dikkat edin. O zaman burası 90. Bu kısım 30 olmaz mı? E bura 30 sa madem burası da 30 olur. Şimdi ben buradan e, aslında bir kısmı AF uzunluğu bulabilirim. AF uzunluğu bulursam eğer AB'ni de bulmuş olurum. Buradan da Pisagor uygularım buradan bulmuş olurum cevabı. O zaman ben buradan alıyorum bakın. F, E, A. Daha rahat gözükmesi için. Üçgenle F, A, E üçgenini buraya alıyorum ben. F, A, E üçgenini buraya aldıktan sonra 120 derece ya bunu ortadan bölüyorum. Zaten buraya 30 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 köküç budur, köküç budur. Toplamı 3 köküçse buradan da 3 köküç bölü 2 bu, buraya kadar. Burası da 3 köküç bölü 2 buraya kadar e, uzunluk olmuş olur. Şimdi burası 90 derece, burası da 60 derece. Bu kısım zaten 30 demiştik. Şimdi dikkat edin. 60'ı 3 çöküsü biz. 3 bölü 2 çarpı çöküs gibi yazabilir miyiz? Demek ki bakın 30'un önündeki arkadaşlar 30'un önündeki 3 bölü çöküşçiymiş. 2 imiş. Niye? Çünkü 30'un önü 3 bölü çöküş 2 ise Pardon, 3 bölü 2 ise 60'ın önü 3 bölü 2 çarpı çöküstür. Tekrar ediyorum. Burası 3 çöküs bölü 2 ise 60'ın önü. Demek ki 30'un önü 3 bölü 2 imiş. 3 bölü 2 olduğu için burası kök 3 katıymış. Peki 90'ın önüne olacak? 3 bölü 2'nin 2 katı. 2 katı yani 3 olacak. Tamam FE uzunluğu 3 ise o zaman burası 3, burası da 3 oldu. Aha burada artık siz x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı kök 3'ün karesini uygulayabilirsiniz. Buradan da x kare eşittir 9 artı 3'ten eşittir 12'ye. x de eşittir ne olmuş olur burası? İki kök içinde 3 Doğru cevabımız 37'de D şıkkı olarak bulmuş oluyoruz bu şekilde. 38. soru. Şimdi arkadaşlar ee, bize burada AOD doğrusal olarak vermiş. Tamam. ABC 120 derece CED'ni soruyor. Bu atını soruyor bizden. Şimdi dikkat edin B'den D'ye ben bir tane doğru indirirsem bu atını... Ee, Çapı göreceği için burası 90 derece olmayacak mı? Komple 120 ise o zaman burası ne olmuş olur? 30. Madem burası 30 derece açıysa bunun gördüğü bu kısım ne kadar olmuş olur arkadaşlar? 60 olmuyor mu? 30 ise 2 kat oluyor. Da 60. Peki bu 60 ise o zaman x ne olması lazım? 30 olması lazım ki 30'un karşısında 60 olsun diye. O zaman doğru cevabımız bizim neymiş? C. Çünkü e, B'nin gördüğü, B açısının gördüğü kısımla... E'nin açısının gördüğü kısım aynı yer olduğu için bu şekilde cevabı 30 olarak bulmuş oluyorum. 38. soru. Peki 39. soruya bakarsak arkadaşlar. 39. soruda Şimdi bize ne vermiş burada? Yarım çemberin merkezi AB diktir. AD uzunluğunu 7 vermiş. DC'nin 3 vermiş. ise OD kaçtır diyor. X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. C'den B'ye bir tane doğru indirirsem. Çapı görəcəyi için bu. Burası 90 derece olmuş olur. 90 sa buraya ben R er dersem A uzunluğuna. Burası da R er olmuş olur değil mi? Şimdi ben buraya alfa dersem. E, bu küçük üçgenine bakalım. O zaman burası B olacak. Alfa ile B tanı toplamı 90 sa o zaman A, C, A, B, C bakalım. Alfa ise 90 sa burası ne olmuş olur? B olmuş olur. Bakın arkadaşlar burada... Bize x'i sorduğu için ben bu küçük üçgende bir tane pifagor uygularsam burası. Olacak burası. 49 eşittir. Yani 7'nin karesi eşittir. x'in karesi artı er'in karesi. Tamam güzel yazdım. Şimdi iki tane bilinmeyenimiz var. Bir x ve er'i bilmiyorum. Şimdi er'in karesini bilirsem er'i bilirsem er'in karesini yerine yazıp x'i bulabilirim. O zaman ne yapacağız biz burada? Başka bir şey daha benzerlik kullanabiliriz. Bakın küçük üçgenlere dikkat edin arkadaşlar küçük üçgende e, beta'nın önünde ne var? R er var. O zaman diyorum ki R er bölü peki büyük üçgende beta'nın önünde ne var? 10. Bunu yazıyorum eşittir. Küçük üçgende 90'ın önünde 7 var. bölü büyük üçgende 90'ın önünde ne var? 2R er var. 2R. Er. Tam çarpa çarparsan bunu 2R er kare eşittir 70. R'in er karesi ne olur burada arkadaşlar? 35 derece. O zaman burada biz 49 eksi eşittir x kare artı. Eğrin karesinin yerine 35 yazabilir miyim? Yazarım 49 eksi 35'ten. Burası 14 eşittir x'in karesi olur. Buradan da x ne olmuş olur arkadaşlar? Çöç altında 14. 39'da doğru cevabı B olarak bulmuş oluruz. 40. soruya bakalım. Şimdi elbet çaplı Yarım daire A B C D paralel kenarına K ve T noktalarında teğet. Şimdi bu paralel kenardır, değil mi? Şimdi arkadaşlar normalde biz e, bizden istenilen taralı alan kaç birim? taralı alan dediği bak siyah bölgeni soruyor. Şimdi bakıyorum burada bir paralel kenar var. Ben diyorum ki paralel kenarın ara alanından paralelin alanından eksi Yarım dağ aralığını çıkarırsam bizden istenilen alan bulabiliriz değil mi? İstenilen alan. Alan diyelim. O zaman paralel kenarın alanı bulmamız için bize ne lazım? Bize bir tane yükseklik lazım. Bu yükseklik e, bulmamız lazım ki oturduğu kısım zaten 11 onu biliyorum sorun değil. 11'e çarpıp alanı bulabilirim. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer buradan paralel kenar içinde yarım daire çizilmişse, burada dokunduğu nokta var. Buradan ben aşağı doğru, buradan 90'dan yukarı doğru indirirsem bir tane yükseklik. Bu T'ye dokunacak buradan. 90 derece oluşacak burada. T'ye olduğu için. Artı tam yarım daire. Çünkü 90 derece oluşmasının nedeni arkadaşlar. Çünkü bu TC burada dokunan olduğu için. Merkezden de yukarı oraya bir tane çizilirsek 90 derece olacak burası. Şimdi Tamam bunu çizdikten sonra bakın ben el el bu uzunluğunun komple bunun çapı 10 olduğu için bunun yarı çapının er olduğunu biliyorum. Peki bu yarı çapsa bu da yarı çap değil mi? Evet 5 ise o zaman bu da 5 olmuş olur. Tamam burası 5 ise zaten dışarıda 5 olmuş olur. Fark etmez bunu bakmasanız da olur. Yüksekliği 5 olarak buldum. Peki oturduğu kısım ne kadar? 11. O zaman paralel alanın alanını bulsak 5 çarpı 11'den 55 olmaz mı? olur eksi. Şimdi ne yapmam lazım ben? Yarım daire alanı bulmam lazım. Yarım daire alanı nasıl buluyorduk biz? Pi r er kareye pi çarpı r er nedir zaten? 5'tir. 5'in karesi yani 25. Yarım daire olduğu için 2'ye bölmemiz lazım. Bitti. Bu kadar. Bu da ne yapar? 55 eksi 25 pi bölü 2. Doğru cevap burada A olarak bulmuş oluyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Mantık kısmına geçelim. Temel öğrenme becerileri. E, bence arkadaşlar bu videonu burada durduralım. E, matematikle geometri videosu olsun. Ben hepsini bir videoda çekmeyi düşünüyordum ama ayrı ayrı olsun. E, ikinci videomuzda mantık çözeriz. Hadi hoşça kalın. Şimdi arkadaşlar ben video çekerken şey, montaj yapmıyorum. Direkt nasıl merhaba diyorumsa e, sona kadar da o şekilde devam ediyor. E, onun için e, yani burada bu burada duralım burada kalsın falan. Yani bunlar tamamen doğal olan bir şeylerdir. Çünkü hiçbir kesim yoktur. Yani yanlış, doğru, ne çözdümse hepsi orada kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar, ikinci videomuzda mantığı çözeriz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.